Sorunun cevabını öncelikle Tonguç Erbaş'la konuşalım. FED'den biliyorsunuz 50 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Tonguç Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederim sizlere ve tüm ekibinize tabii ki. JP Morgan Global Composite PMI rakamlarını az önce ekrana paylaşmış olduk. 2012 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyedeyiz. 49.5'teyiz. Sizin de çok iyi bildiği gibi aslında 50 seviyesi burada önemli bir barometre. Yani en azından kötünün iyisi diyebileceğimiz bir yerdeyiz ama bunu da altına kadar geriledik. Bu haftaki genel PMI kompozit rakamlarına baktığınız zaman Tonguç Bey, FED'i 50 bas puanlık faiz indirimine zorlayacak bir PMI rakamı olur mu? Yani FED bunu önemser mi sizce? Ben karar aşamasında, yani bugünden ay sonundaki FED toplantısına kadar PMI verilerinin 50 bas puanlık mı, 25 bas puanlık mı bir indirime gitme konusunda bu hafta içerisinde açıklanacak verilerde bir netleştirici olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir ay ya da 5 hafta önce başlayan Fed'in faiz indirebileceği yönündeki beklenti aslında ilk PMI verilerinin gelmesi ve sonrasındaki tarım dışı haftasıyla başlamıştı. Dolayısıyla yani 2 ay önceye yakın neredeyse. Dolayısıyla gelinen durumda zaten gözüken o ki Amerika büyüme verileri, PMI rakamları her ne kadar istihdamda işte kalıcı olarak da bir iyileşme gerçekleştirdiğini düşünse de Amerika bu hafta aslında biraz daha Amerikan ekonomisinde beklentilerin gerçeğe dönmesinin bir göstergesi olabilir. Ama yani PMI verisi 49'dan 48.50'ye düşmüş ya da işte 49'dan 49.20'ye çıkmış olması bence genel anlamda işte yapılacak faiz indiriminin boyutunu değiştirmeyecektir. Fakat şöyle bir şey var Murat, eğer bu hafta açıklanacak veriler, büyüme verisi de dahil ikinci çeyreğe yönelik faiz indirimi diyelim ki ay sonunda 25 bas puanlık bir işte indirimle karşı karşıya kalındı, piyasa bununla devam etti. Sonraki tarihlerde yani yılın genelinde 2 mi 3 mü veya daha fazla ya da daha agresif bir faiz indirimi olacak mı beklentisini değiştirebilir. Yani bu haftaki veriler değil ama bu hafta sonrasında gelecek tüm Amerikan verileri eğer büyüme noktasında bir aşağı yönlü ivme gösteriyorsa o zaman yılın genelindeki faiz değişiminin totalinde bir değişikliğe gidebilir. Dolayısıyla 31 Temmuz itibariyle ben aslında sanki 25 bas puanın şu an için karar aşamasında devam edilecek bir faiz indirim politikası gibi görüyorum açıkçası. Evet, global PMI rakamlarını konuşmuş olduk böylece. Şimdi önemli bir aslında açıklama geldi Tonguç Bey. Bu açıklamayı hemen size bir özetleyelim. Şimdi Borsa İstanbul'da ki borsada uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesi yayınlandı. Bu yayınlanan tedbire göre madde 1'de diyor ki bu yönergenin amacı borsa işlemlerinin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, usulsüz, hileli eylemlerle ihlallerin önlenmesine ve kanuna aykırı olacak şekilde borsada gerçekleştirilmesinin engellenmesine yönelik birçok tedbiri kapsıyor. Burada özellikle sosyal medya üzerinde yorum yapan, borsa ile ilgili yorum yapan kişileri de biliyoruz. Ne dersiniz? Yani bu borsayı etkileyebilecek, yönünü etkileyebilecek bir tedbir kapsamındır. Bu tedbir kapsamlarından birazcık bahsedebilir misiniz? Yani şunu söyleyeyim. Şimdi son özellikle 1-1,5 yıldır ben şuna dikkat ediyorum. Yani 20-25 senedir aslında Borsa İstanbul içerisinde takip eden biri olarak özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun çok net manipülatif ya da doğal olmayan yollardan bir spekülasyona yol açacak fiyat hareketleri kişi ve kanallarla ilgili uygulamaları var, yaptırımları var. Cezai uygulamalarını da arttırdığını görüyoruz. Daha sıkı bir takibi aldığını görüyoruz. Şimdi son şeyde açıklamada da aslında uygulanacak sistemde de ister otomatik alım sistemlerinde olsun, ister kişisel emir iletiminde olsun buna yönelik yani fiyatları olduğundan daha farklı göstermeye yönelik ya da hacimsel bazda da bir değişikliğe gidecek veya bazı sinyal verici durumlardaki işlemlerin takibinin daha sıkı yapılacağını
Bunlar için de işte 6 aya varan bazı işlem yapma yasaklarının uygulanabileceğini görüyoruz. Ben bunun piyasa için, yani bunu eğer borsa için negatif midir, pozitif midir diye düşünürsek, sistem için çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul bir profesyonel yatırımcıların bulunduğu, kurumsal bir yapıda işlem yapan tüm kişi ve kurumların buradaki kural ve kanunlara uymaları ve daha normal, piyasayı yönlendirmeden doğal akışında hareket etmesi gerektiğini sağlamakla aslında hepimiz yükümlüyüz. Dolayısıyla buradaki bu düzenlemeleri yaptıktan sonra borsanın veya işte BDDK ya da SPK ile birlikte buraya yatırımcı kanalında da bir artışı, yani doğal yatırımcının da buraya gelmesi konusunda bir çalışması olması gerekiyor. Yani şu anki uygulamalarda ben borsanın bundan son 1,5 yıl içinde yapılan uygulamalarla birlikte düşündüğümde çok negatif etkileneceğini düşünmüyorum. Hatta orta ve uzun vadede daha çok yatırımcının daha sağlıklı bir piyasada işlem yapabilmesi için de motive kaynağı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi haftaya başladık. Haftaya başlarken de Borsa İstanbul'da negatif açılışın ardından Tonguç Bey, gördüğüm kadarıyla ekranımda şu anda 102.030 seviyesine geldik ki %0.18'lik bir yükseliş görmüş olduk. Aslında tartışmamız gereken nokta şu anda herhalde bu hafta Merkez Bankası beklentileri borsayı nasıl etkiler ya da hangi sektörler daha çok gidebilir? Şimdi banka sanayi rasyosuna baktığımız zaman aslında hep bu yatırımcılar nezdinde sanırım sizin kurum bünyesinde de işlem yapan yatırımcılar buna bakıyorlar. Banka sanayi rasyosu ya da işte ulaştırmaya göre hangi sektörler öne çıktı. Bu hafta çok önemli değil mi? Yani borsada birçok sektörün faiz indirimiyle, merkezin olası bir faiz indirimiyle reaksiyon vereceğini bekliyoruz. Hangi sektörlerin öne çıkmasını beklersiniz Tonguç Bey? Murat, ben açıkçası şunu söyleyeyim. Yani şimdi bir toplantı öncesine çok az bir zaman kaldı. 2-3 günlük bir süre var. Şimdi aslında borsada birçok yatırımcı, kurum ya da kişi bu zamana gelene kadar işte sizin de bahsettiğiniz gibi mesela bankacılık sektörü. Yani bu kadar hızlı yükselmesinin nedeni tamamen aslında bence bu faiz politikasının bir önceki toplantıda da belki uygulanabileceği yönde bir beklenti veya gelen enflasyon sonrasında merkezin böyle bir faiz indirimine gidebileceği yönde bir beklentiyle satın alınmış. Eğer biz Perşembe günü Merkez Bankası işte 200'den 500 bas puana kadar bir faiz indirimi yapabilir gibi bir beklentiyle piyasaya gelir ve bu Perşembeden sonra bankacılık sektörüne yarar ya da sanayi sektörüne yarar gibi devam edersek bence bu çok doğru bir yatırım stratejisi olmaz. Şöyle düşünmemiz lazım. Böyle bir faizlerin ineceği beklentisi enflasyonla birlikte yıl sonuna kadar var. Bankacılık sektörü de bunun önderliğinde satın alınmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla Perşembe günü faizler iner ve piyasa faizleri de bunu tepki vermeye devam ederse bir süredir bankacılık dışında kenarda kalmış ve o cılız büyümenin etkisiyle çok da bilançosuna kar yansıtamamış ya da yeteri kadar talep görmemiş hangi hisseler var, bunları düşünmemiz lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Sanayi tarafı belki içerideki büyümeyle birlikte işte beyaz eşya tarafı olabilir, otomotiv tarafı olabilir. Bunların yani daha önce faizle birlikte darbe yemiş ve insanların hem kredi alanında kullanabilecekleri hem de yeniden satın aldıklarında bu kredi maliyetine katlanmak istemeyecekleri sektörlere yeniden talep gelebilir. Bu da şuna istinaden gelecektir. Bu düşük faizle ya da bu düşük faiz politikasıyla tekrardan Türkiye bir büyüme ivmesine girecek. İnsanlar daha düşük faizle bu ve benzer ürünlerde iç taleple birlikte de kredi imkanına sahip olacak. Dolayısıyla ileride kar marjları bu sektörlerde de artacak. Ben bankacılığın dışındaki sektörlerin faiz indiriminden sonraki süreçte, yani aynı gün için değil, daha pozitif etkilenebileceği sektör ve hisselerde de özellikle düşük krediyle içerideki talebi arttırabilecek, biraz önce bahsettiğim işte otomotivden beyaz eşyaya, belki mobilya sektörüne kadar hisselere bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tonguç Bey, çok teşekkür ederiz. Bu yeni hafta ve önemli haftada yorumlarınızla başlamış olduk. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Merkez Bankası nasıl bir karar verecek ve söylemiş olduğunuz o tüm sektörlerin de tepkilerini anlık olarak takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la